Şu rezalete bakın çocuklar. Şu rezalete bakın. Dinozor takımı gazetelere çıkmış. Şu rezilliğe bak. Dinozor takımı kötülerin oluşturduğu büyük laneti bozdular. Ne? Ha bu kadar rezalet mi var? Biz o göz topu güçleri ele geçirmeyelim diye yapıyorlar. Evet. Şimdi biz bütün galaksiye rezil olmuşuzdur. Onlardan daha ne kadar iyilik çıkabilir bilmiyorum ama bizi aldatmak için bütün iyiliklerini kullanıyorlar. Ne yapalım ki patron? Büyük laneti bozmuşlarsa biz de başka büyük bir şey yapamayız. Plan ya da bir baskın ya da arızalı baskınlar. Arızalı baskınlar mı? Tüh, zaten bu yarım akıllı dinozor takımı ve arabaları bizimle yarış yapıyorlar. Rezillik yarışı resmen. Biz bu kadar çaba mı yapıyoruz ya, boşuna mı? Biz sürekli olarak o dinozor takımı yeni yenmeye çalışıyoruz. Ama ya yeni planlarınız sayesinde yapamıyoruz. Ama benim sayemde oluyor. Şimdi bizim suçumuz ne patron? Sizden gelmedi mi o lanet planı? Evet, lanet okumayı başardık ama boşuna oldu. Siz şimdi dua edin. Dua edin şimdi o dinozor takımını arızalandırmayı diyorum. Bütün binalar. Sistem fabrikasını başlarına yıkacağım. Ne yapacaksınız? Arızalı bir plan mı düşünüyorsunuz? Sen herhalde yanlış anladın. Evet de yapacağız. Sistem arızası bütün binalarda öyle. Şimşek çakmalı, patlamalar, bir sürü yangınlar da olacak. Şimdi siz dua edin. Dua edin ki onların başlarına bir kaza çıkmadan önce onları çok güzel paramparça edeceğim. Günün sonunda kimsenin yüzüne bakamayacak halde duracaklar. Hemen gidelim ve o planları uygulamaya başlayalım. Siz şimdi dua edin ki o sistem fabrikasını başlarına basacağım. Yürüyün, gidiyoruz. Vay be, ben bu kadar planları test etmemiştim. Anlattıklarına çok şaşırdım. Yani kötüler şöyle demiş. Biz geri döneceğiz büyük lanetle diye. Sonra üzerine arkadaşlarınızdan, kuzenlerinizden ya da yeğenlerinizden birisi kötülüklerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur ve biriniz onlardan ayrılmalısınız demiş. Öyle mi? Evet, kendilerinde bile değiller ki o kötüler. Ben hiç tahmin etmiyordum. Üstelik siz mücadele ederken hiç bizim ruhumuz bile duymadı. Ben hiç anlamadım ki. Biz arkadaşlarınla birazcık sohbet, oyun falan deniz kenarında çok güzel. Üstelik benim milyonlarca kez yendiğim bu fort. Ben 2 defa kaybettim ben bu satranç turnuvasını. Öyle mi? Evet. Üstelik sen lanet olan günde neden Henry'i suçladın anlamadım. İlk bize geldiğinde biz onunla acıdık. Ne olduğunu anlayamadık ama bize söyledi Henry. Sizin kavga ettiğinizi söyledi. Ben o sırada anladım ki Henry'den kötülük kokusu vardı. Ben onu anladım ve bir anda kavgaya başladık. Sen şehirde ne yapıyordun? Bizi çok meraklandırdın. Birkaç restoranta müşterilerin yanından geçtim. Bir şeyler ister misin Mehmet dedi. Hoş geldin dediler. Ama benim yüzüm asık, hiçbir şey demedim. Bu çocuğa ne olmuş diyorlar bir de. Niye Henry ile kavga ettiniz ki? Ben de anlamadım. Kötülüklerin ortaya çıkmasına tabii ki de kötüler oldu. Üstelik bu göz topu gezegende daha ne kadar kötülük çıkabilir ki? Sadece bir kere olur o kavga, bir daha da olmaz. Sadece o bir hata yapan bir kere yapar. Başka yapmaz. Üstelik sen Henry ile neden arkadaşlığınızı bitirdin ve bir daha da barışmadın? Ben de o konudan bahsettiydim Henry'ye. Ne yapayım, ben ona enkaz dedim biliyor musun? Bize söylemiş. Ancak barışmak önemli. Kavga eden tekrar kavga edebilir ama sadece barışmak çok önemlidir. Gördün mü bir arkadaşı mutlu edince ne kadar da çok iyi olurmuş barışmak.
tekrar arkadaş olmak. Sen asla takımlıktan da vazgeçme, tamam mı? Üstelik kötülük de devam eder ve farklı hayatımız çok fena olur. Tamam. Ben ne yapabilirdim ki? Ben Henry'yi çok fena suçladım. Her konuda bana yaptığı her şeyde. Erkek erkeğe takılmıyor benimle dedim. Ya takılıyor. Ne oldu? Yoksa kandırmacalık mı, gerçek mi? Üstelik ben onu... Ben tanıştığım günden beri onun benimle arkadaş olduğu güne çok iyi oldu. Biraz saçma konuşma olmadı mı? Biraz saçma ama neyse. Tanıştıktan sonra hayatım daha iyi oldu. Siz en iyi arkadaşsınız. Henry ile T-Rex. Aman Henry ile Dino. Yani sen Mehmet en iyi dostsunuz. Asla bir arkadaşlıktan da vazgeçme. Mehmet son hamlede laneti bozmayı başardıydı. Nasıl yaptı onu bilmiyorum ama bir çok iyi bir hamlede bitirdi. Ben de fark ettiydim. Sen de onu kurtarmıştın. Evet. Ben o kadar neyi bilebilirim ki? Üstelik Henry ile Mehmet'in kavga ettiklerini bile bilmiyorum. Bilmiyor musun? Zaten de biz gördük ne kavga olduğunu. Bu kadar iyilik senden yeter de artar bile Mehmet. Bu da nesi böyle? Bu ne ya? Bu ne? Arızalandı binalar. Mehmet neler oluyor ya? Bilmiyorum ama bunu her neyse kim yaptıysa bunun bedelini ödeyecek. Şu binalara bak, arızalanmış. Tahmin edeyim, bunu kötüler yaptı. Sizi tıknaz kötüler. Sizi iş yaranmayan hain 5 kuruş da yetmezmiş gibi burayı arızalandırdılar. Biz laneti bozduğumuzdan sonra yaptıklar her neyse bunun bedelini ödeyecekler. Bu arıza sistem fabrikasından geliyor. Herhalde kabloları değiştirdiler. Ve bütün Göztepe şehrindeki bütün binalar arıza içinde. Patlamalar oluşuyor. Kaçın! Kaçın buradan! Kaç! Kaçın buradan! Bu kötülerden yeter artık! Yeter, kaçın! Yardım edin bize! Herkes bağırmaya çağırmaya başladılar. Onlar nerede olduklarını bir bilsem öğreneceğim zaten. O kadar kolay olsaydı çoktan onları bulurduk. Buraya gelseydiler başımız belaya girerdi. Kaçın buradan! Kötüler yine geri geldi! Yeter, bağırmayın ama! Şimdi bütün her şeye rezil mi olmak istiyorsunuz? Evet, biz dinozor takımıysak onlar da kötülük takımı. O kötüler tam bir işe yaramayan bir yardımcılardır. Ya patron ya da en iyi yardımcılar, dinozor ya da araba. Fark etmez! Kaçsanız da ne bekliyorsunuz? Dikkat etsene! İyice çıldırmaya başladılar. Eyvah! Şehir kargaşaya dönüştü. Hemen o kötüler nerede olduklarını söyleyin. Çabuk! Biz buradayız. Ha? Siz ha? Şehir sizin yüzünden ne hale geldi, görmüyor musunuz? He, ne oldu? Sizin yaptıklarınız yetmedi mi da şimdi bizim arıza planımızı mahvetmeye çalışıyorsunuz? Kes sesini be araba! Sen vallahi de billahi de radyo yutmuşsun. Çok konuşuyorsun, artık sus. Ne susacağım ya? Hepiniz susmaya çalışın ki. Hiç sesinizi ağzınızı bile açmayın artık. Tehdit ediyor bir de bizi. Sen bizi nasıl canımızdan tehdit edebilirsin Ford? Sen bizi tehdit et Basıl. İlk önce siz o oluşturduğumuz laneti bozmadan önce düşünecektiniz. Karşılığınızda bunun pahalı parası tam 3.861.379 TL. Ben o kumandayı çok pahalıya aldım ve oluşturmak için de bütün paramı da harcadım. Şimdi siz ödeyeceksiniz. Sen kimsin de böyle paralarla ilgili bir şey söylersin? Şehir alt üst olmak üzere. Daha da beter olun isterseniz.
Çünkü sizin yaptıklarınız yetmemiş gibi cezanızı siz iyilikler üzerinde çekeceksiniz. Kendinize gelin artık. Yeter artık bu göz topu şehirler sizin yüzünüzden çektikleri. Sizin bizi yaşattıklarınız acaba ha? Sadece amacımız o göz topu güçlerini ele geçirmek ve tüm gezegeni yok etmek için bir hüküm yapmak. Hüküm yapmak neyse işte. Doğru düzgün konuş bak. Bak tekerleğimi kaldırırım sonra dişlerin hepsini yerinden sökerim ha. Bizi açıklayın, niye böyle kötülük yapıyorsunuz? Sana ne? Açıklamayacağız. Sizin bize yaptıklarınız ne hoş bir şeymiş öyle. Yeter artık be sizin yüzünüzden çektiklerimiz. Ama bekleyin, güçlerimiz sizin yüzünüzden zayıfladı ve kötülükler ortaya çıkmasına her ne sebep oldu. Ve sizde ne kadar da aksilik çıksa bize ne kadar da aksilik çıkıyor onu bilmiyoruz. Üstelik her günün sonunda eve gidiyoruz ve midemiz bulanıyor, kusuyoruz her tarafa. Sizin hiçbir işe yaramadığınız takımlıklar belli. Lanetin bedelini ağır ödeyeceksiniz. Ve onun parasını da birliklerin milyonlarcasına ödeyeceksiniz. Size ne kadar söylesem bile güvenimi boşa çıkarıyorsunuz. Ama Mehmet Henry'den ayrıldı mı? Hayır. Helen de arkadaş. Hepiniz birden ayrılacaksınız. Sadece yardımcılarım ve ben kalacağız. Senden ne kötülükler bekliyoruz acaba, onu merak ediyorum. Hangi aileleriniz böyle üretti sizi, onu merak ediyorum. Çocukluğunuzdan sonra daha ne bekliyordunuz ki? Biz ailemizi kötülükler yüzünden yedik. Ama ailemiz hiç olmadı. Biz yumurtadan çıktık ve diğerleri de araba üretiminden çıktı. Siz üretimlerden ne anlarsınız? Elinizden ne kadar kadar çıkacak onu merak ediyorum. Bu kadar boş laf yeter arkadaşlar. Kim daha ustaymış, kim daha iyiymiş onu öğreneceğiz. Sanırım evet. Hadi bakalım. Seni iğrenç offroad arabası. Bana mı diyorsun bunları ya? He, sana diyor. Ne istiyorsun? Artık bu tıknaz kötülüklerden vazgeçip iyi bir olun, yoksa yok olursunuz. Ve yaptıklarınızın bedelini ödeyerek çekirsiniz bedeli, cezasını. Böyle mi? Asıl sen sor bakayım. Niye cehenneme çevirdik burayı diye. Biz sen iyilik cehennemindeyiz. Bu sizin yaptığınız her saniyelikler bizi çok görüyor. Bu işte sizin yüzünüzde artık güçlerimizi kullanamıyoruz. Ağzımdan alev püskürttüğümde de artık daha yapamıyorum. Yoruluyorum. Yaşlanmış halde gibiyim. Yeter artık. Sus be. Bir kes sesini ya. Öyle mi? Asıl sen o çeneni kapat. Anladın mı beni? He tabi. İsterseniz sizi kovalayalım da sizin canınıza 5 kuruşluk gitsin. Sizin borçlarınız hiçbir işe yaramaz. Sizin yüzünden daha ne kadar iyilik çekebiliriz onu merak ediyorum. Sus be T-Rex. Seni iğrenç Mahmut. Hiç kimse yardımcıma sus diyemez. İğrenç diyemez. Susun artık. Bu kadar konuşmak da yeterli. Hadi Mehmet, gidelim onları bir binada saklayalım. Üstelik onu yerin altına gömelim. Hadi gelin. Size bütün sistemleri bir alt üst etmeye uğraşın. Ona düzeltme diyor. Her neyse. Biz Volkswagen ile sistem fabrikasına gidip bütün kabloları ve bütün sistemlerin hepsini düzeltmeye gideceğiz. Hadi gidelim. Hadi Enni, gidelim onları pataklamaya. En sevdiğim sahnelerden biri. Ay gelin de bizi yakalayın. Gelin de o zaman bizi yakalayın. Hiçbir şey yaramayanlar sürüsü. Sakın yüzümüze tükürmeyesin Mahmut. Yoksa sonun kötü olur. Aman patron ya. Niye bu kadar bana yapıyorsunuz ki bunu? Hatalı davranmasan tabii yapmam öyle. Blişligarın bizi ya. Kadın. Yarım akıllı kötülük sizi. Siz bizden daha ne kadar kurtulabilirsiniz ki?
Merak etme Henry. Bu sefer bizim gücümüz 1000 kat artacak. Ama elimizden geleni yapmak zorundayız. Bir işgalimiz ya dedin ya. O aslında havada yürümeydi. Ve üstelik onu bomba yaptı. Bu ne biçim bir saldırı planı ya? Saldırı? Tabii. Tabii ki de sizin bir kalıç saldırı olur. Üstelik size artık usandım, nefret ediyorum. Çok nefret edersin seni. İğrenç T-Rex. İğrenç ya. Oh, kendi haddini bildir. Dövüşmeyi çok özlemiştim. Bombastı yap. Alın. Molta tadısı. O kadar elimden kurtulamazsınız siz iğrenç kötüler. Sakin olun, sistem arızasını düzelteceğiz. Hemen bir boş yerde durun. Kime diyorum ya ben? Kaçın oğlum, kaçın! Boş alanlarda toplanın. Kaçlar oğlum, niye binanın altında duruyorsun? Yakılacak! Olamaz! Benim evim! Bırakın beni! Bırak amca! Hayır, artık gidemezsin! Artık o arızalı bir yer! Kim ediyorum? Sağır mısınız siz? Boş alanlarda toplanın! Ve arıza bitene kadar da bir yerde gezinmeyin! Kim ediyorum? Bana bak! Arkadaşlarıma bir tek kuruş da zarar vermeye kalkarsan yemin ediyorum seni parçalarım. Duydun mu beni seni T-Rex? Yapma dedim. Gel şunu. Canım yanıyor. Kemiklerim acıtsın. Onun kemiklerini acıtmaya devam et. Ben de şunların icabına bakayım. Molta Tadusi 3 kere. Mamut. Az bile yaptım. Hak ettiniz ikiniz de. Üçünüz de birden. Amacım sadece göz topu güçlerini ele geçirmek. Bunu yaparken de birazcık mutluluk katmak daha iyidir. Elimizde hiçbir şey alamayacaksınız. Kalkan. Demir kalkan oluşturursun. Şimdi ben sana ne yapacağımı da gösteririm. Ya! Gel bakalım. Motor Tadusi. Olamaz. Patron! Patrona hiçbir şey demeyeceksin. Kendine gel ya. Deli misin? Sus seni iğrenç T-Rex. Ha, şimdi hani bitti, sen başladın öyle mi? Ayrılın artık. Ayrılmayacağım. Madem laneti oluşturdunuz, biz de size de büyücülük sopasıyla oluştururuz. Bırakın bizi artık, bırakın. Daha yapacağınız ne kaldı? Göster günlerini Mahmut. Gösteremez. Mehmet, hadi güzel bir racon kes. Yaparız bunu. Siz laneti oluşturup bizi cehenneme çevirmeden önce düşünecektiniz. Siz bu kadarınıza eğlenirken daha ne yapabilirsiniz ki? Üstelik size ne kadar da tıknazlık gelse de onlara uyamazsınız. Ne yardımcılarınız ya da patronlarınız. Hadi kabullen. Kalkan. Yeter, hiçbir şey yapamıyorum. Mahmut, sen ne iş ararsın? Yapsana bir şeyler. Yapamaz. Yeter ama. Ya! Mehmet, binalar yıkılmaya başladı. Siz kendinizi helikopterin dibinde bulacaksınız. Siz başka bu göz topu gezegende bir şey yapamayacaksınız. Gördünüz mü bizi ne kadar perişan hale getirdiniz? Size sadece bir kat yüksek olur. Bir kat yüksek mi? Siz ne saçma sapan konuşuyorsunuz ya? Seni uğraşmayayım. Bombastı ya! Patron, dikkat edin! Olamaz!
olmaz. Aferin Mehmet. Yaşa. Yeter ama. Canım yandı. Daha beter oğlum. Bizi kahretmeye uğraşmayın artık. Bak bak bak, bize laf da ediyor. Oğlum sen deli misin? Aptal kötülük. Sizden zamanı mı şimdi? Tabii ki de zamanı. Hayır, bir şey yapamazsın. Harry! Şu en sevdikleri takıma bakın. En sevilen Harry. Seni iğrenç yaratık. Bastırın patron. Sen zamanın boşuna tükendi. Artık geç kaldın. Ama sen merak etme. Ben o göz topu güçlerine çok iyi bakacağım. Hey, hiç kimse bir Trax arkadaşıma zarar veremez. Hemen defolup git buradan çabuk. Elimde kalacaksınız artık. Çabuk kaçalım buradan, gülüler kaçın. Bombalama, bicelim bu. Çok iyi kahramansın sen. Teşekkür ederim. Üstelik kötüleri yenmek de çok kolay oldu. Ne kolaylığı gelir be. Sen en iyisisin. Bir şey unuttuk. Ne unuttuk? Arkadaşlarımız sistemi düzelttiler mi acaba? Acı biber. Unuttuk. Aklımızdan niye çıktı bu kadar şey? Hiç aklıma gelmedi bu. Uyarı. Bina şu anda üzerinize çökmek üzere. Lütfen hemen sistem arızasının olduğu yere gidin. Bina çöküyor, üzerinize düşmesin. Ölmeyin sakın. Olamaz! Çabuk! Pencereden atlamalıyız. Nerede bulacağız açık pencere? Gel! Bir tane buldum. Ne yapıyorsun? Mehmet! Canım o! Ne yapıyorsun? Sıkı tutun paraşüt aktif. İşte olay budur. Çok iyi hamle yaptın. Aferin. Sayende ikimizle kurtulduk. Çok sağ ol. Çocuklar, sistem arızası bitmedi. Hemen buralarda durun. Boş alanlara toplanmayı da unutmayın. Çökerten binalarda yeniden inşaat edilecek ama yenileri olacak. Arkadaşlarınız ne yaptı? Sistem fabrikasında. Ne yapıyorlar onu bilmiyoruz. Bunlar tamam Ford. Son kalanlar sende mi? Evet, yapıyorum. Şimdi bütün ayarlamaları tamamdır. Hadi bitirelim şu işi, hadi yap. Şu kabloları da takalım. Yaşa! Bozduk bu sistem arızasını. Evet, başardık. Şimdi sistem arızası yüzünden kim bilir şehirde daha ne bina yıkılmıştır. Hadi o zaman acele edelim ki şu kötüler yine bizi bulmasın burada. Bozduklarını da biliyoruz. Ne biçim bir konuşma bu? Farkındayım. Bizim düzelttiğimizi anlarlarsa anında çok fena yaparlar bizi. Hadi yürü. Gidiyoruz arkadaşlarımız. Ne yapıyor acaba? Sistem arızası bitti, şuna bak.
Evet. Aa, arkadaşlarımız geliyor. Ha? Henry, Mehmet. İyi misiniz? Şükürler olsun size bir şey olmadı. Merak etme, bize bir şey olmaz. Biz güçlü bir takımız. Biz Mehmet'in sayesinde kurtulduk. Değil mi? Evet. Sağ ol be Mehmet. İyi misin? Ya böyle sevinçten. Böyle mide bulantısı oluyor. Yaşayan! İşte benim hayranlarım. Aferin size. Çok iyi çıkardınız. Sizi tebrik ediyorum. Oğlum bunlara var ya, hayranım be, hayran. Aferin be size. Hadi bakalım. Şimdi belediyeleri çağıralım ve bu yıkılan binaların parçalarını kutuya koyalım ve şehir merkezindeki hurdala götürelim. Vay ya, bunlar inanılmaz. Görmedin mi amca? Evet evladım. Çok iyiler ya. Hızlanın hızlanın. Hemenden saatler bitmeden, vakit bitmeden bunu hemen götürmeliyiz. Götürmek mi? Daha kötülerin bu şeylerle ilgili ne yapabileceklerini bile bilmiyorsunuz memur bey. Haklısın kardeşim. Ben o kadar iyi olamazdım bu dinozor takımın yerinde olsam. Kötülerle baş edebilirdim. Oğlum siz konuşmayı bırakın ve bunları toplayın. Hadi sus da yapalım şu işi. Ben de susacaksınız ya. Alt tarafı konuşma işte. Hadi düzeltin şunu, düzeltin düzeltin. Aferin, çok iyi iş çıkardınız. Birazdan haberciler gelecek. Bununla ilgili dinozor takımı bununla ilgili bir röportaj kuracaklar. Siz de buranın ortasında durmayın da işi halledin. Götürün şu kovayı şehir merkezine. Hemen hurdala. Hadi durma da götürelim şu ağır kovayı. Oğlum ne salaksın sen ya. Niye kulağımdan bağırıyorsun? Bağırma ya. Sana be, bağırırım. Herkes kavga ederken de bağırır mı? Doğru ya. Sayın dinleyiciler, ben göz topu gezegeninden Ford Charger. Yani Dodge Charger, evet. Şu anda gördüğünüz gibi sistem arızası bitti ve dinozor takımından Mehmet Henry'i kurtararak bu günü kurtardı. Ama Volkswagen ve Ford sistem fabrikasına gittiler ve kurdukları bir sürü arızalar yüzünden şehir büyük bir belaya girdi. Ama sonunda kurtuldular ve şehir normale döndü. Şu anda binadaki yıkılan bütün parçalar şehir merkezindeki göz topu neresiydi o anladı. Orası göz topu hurdalı, evet. Göz topu hurdalı diyorlar. Teşekkürler. Göz topu hurdalığına götürüyorlar. Şu anda kötüler daha ne kadar kötülük yapabilirler bilmiyorum ama bu kötülük içerisinde iyiler kötülere karşı. Ama o aptal kötüler asla bize daha ne kadar bulaşabilirler onu bilmiyorum ama asla bize bulaşamayacaklar. Yakında cezalarını hapislerde çekecekler. Yok oldukları gün çok iyi normale dönecekler. Şehirdeki herkes aynı soruyu soruyor. Ne zaman şehir normale dönecek? Ne? Nasıl? Sistem arızasını mı düzelttiler? Olamaz. Olamaz!
Bütün planların başına gidiyor. Yapamıyorum işte. Yeter. Kafamı çılgınlıktan vuruyorum. Biliyor musunuz Alinda, benim kemiklerim acıyor. Her gün kulağımın içinde bağırma. Bağırsın ne olacak, hepimiz bağırıyoruz zaten. O kadar bir sürü iş yaptık ama hiçbir şey yaramadı. Ama dinozor takımını ne kadar şey yapacağım görürsünüz. Patron, daha ne kadar plan yapabiliriz ki? Gustav, bu gezegeninde daha ne yapabiliriz ki patron? Çok fazla kötülük var. Göstereceğim onlara. Ben günlerini göstereceğim. Delirdim be. Ama günlerini görecekler. Bu sefer elimden kurtulamayacaklar. O kadar laf ettik hiçbir işe yaramadı. Bize her gün racon kesseler bile asla durmayacağız. Bize duygusal konuşmalar. Yeter ama. Dün kurtarmakmış da aptallık yapmak çok kötüymüş da bilmem nesiymiş da çok iğrenç iğrenç konuşuyorlar. İğrenç kuş beyniler. Patron, aslında benim daha yani planım var. Bir kötülük uçağı çağırsak da onları Göztop'un ta diğer ucuna kadar götürsek. Şşş, bu plan işe yaramaz, ne yaptınız ya, patronu kızdırdı şimdi. Hiçbir işe yaramaz.